İyi günler değerli izleyicilerimiz. Hoş sohbetlere başlıyoruz inşallah. Adnan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne güzel. Fikret Bey tarz yapmışsınız. Adnan Bey sizin gömleğinizi ben gözüme alamıyorum. Ne varmış gömlekte? Alelade gömlek. Şuraya geldiğim andan itibaren Allah Allah. Sanat eseri. Sanat eseri mi? Gerçekten evet. Nasıl bir desen, nasıl bir kumaş. Allah Allah. Size nasıl yakışmış ayrıca? Yani ipek olduğu için ben rahat ediyorum ipekle yoksa. Tiri tiri oldu, uzaktan anlaşılıyor. Allah Allah. Göz rengi uygun. Ha rengi hoş, o anlamdayız. Anladım. Mendilinizde. Ayakkabılarınızda. Ayakkabı sıradan, ayakkabı ya ne var ayakkabıda bir şey yok. Niye dikkatini çekti ya ayakkabı? Böyle bir deri. Yok ya sıradan hayvan ne ya? Şahane. Geziyormuş hayvan, yakalamışlar. Zayi olmasın diye ayakkabı yapmışlar garibim yani. Şıklığınız, kaliteniz. Evet. Maşallah. Özünüz yakşıdır. O geri sıranın tamamı. Uçak düştü. Telefon söndürük oldu ya. Evet dinliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazan Soda Elektrik Fabrikası açılış töreninde konuştu. Arı kovanına çomak soktuğumuzu görüyoruz. Suriye'de, Irak'ta ve Avrupa'da yaşanan hadiselerin hiçbiri bu fotoğraftan bağımsız değildir. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi engelleyemeyecekler. Türkiye artık yerini konumunu bilsin diyor bazıları. Tamam da biz Türkiye'yiz ya. Biz sıradan bir çadır devleti değiliz. Bu millet küllerinden doğmuş bir millet. Şimdi kıçı kirli bazıları Suriye'de kalkıp bize tehdit sallıyor. Türkiye'yi kendi kabuğuna çekmek istiyor. Kusura bakmasınlar PYD'ymiş, YPG'ymiş, DAEŞ'miş. Topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz. Bunun başka çaresi yok. Şu anda zaten obüslerle vuruyoruz, vurmaya da devam edeceğiz. Kabuğumuza çekilip de sizin vurmanızı mı bekleyeceğiz? Tabii onu ben 4-5 yıldan beri anlatıyorum. Film olarak da gece gündüz yayınlıyorum. Bak dedim, daha orada hiç kimse yok dedim. Bak bu adamlar buraya yerleşecekler. Yüzlerce kilometre. Burada devlet kuracaklar dedim. Evet. Havalanları kuracaklar, tank top getirecek dedim. Bak aynısı. Evet. Tabii. Suriye devletiyle anlaşmamız şart. Rusya ile ve Suriye ile ittifakla hareket etmemiz gerekiyor. İnşallah. Bölgede de barış gücü olarak kalabiliriz. Yani uzun yıllar kalabiliriz. Evet dinliyorum. Sayın Erdoğan Afrin operasyonu ile ilgili ayrıca şunları söyledi Adnan Bey. Terör örgütünün üstlerinde bayrakları kendiniz indirin ki biz size teslim etmek zorunda kalmayalım. Türk Silahlı Kuvvetleri en kısa sürede Afrin ve Münbiç meselesini Allah'ın izniyle halledecektir. Harekat her an başlayabilir. Hadi bakalım. Bismillah. İnşallah. Hayırlısı olsun. Ama işte milletçe de Tayyip Hoca'ya destek çok hayati. İnşallah. Bazı İngilizlerin devletinin kahpeleri İngilizlerin devletine yalakalık yapacağız diye Tayyip Hoca'ya karşı alçakça komplolar hazırlıyorlar. Bu komploları tepelerine geçireceğiz. İnşallah. Buna müsaade etmeyiz. İnşallah. Milliyetçi Hareket Partisi'ni tebrik ediyoruz. Büyük Birlik Partisi'ni tebrik ediyoruz. İnşallah saadeti de aynı çizgiye getirelim. İnşallah. Bir görüşün, görüşme notları bana bir gelsin. İnşallah. Ne dua ettiysek ol bak. MHP'ye dua ettik. Uğraştık. Gayret ettik, vesile olduk inşallah. Büyük Birlik Partisi'nde de katılsınlar, desteklesinler. Dualarımızdan sonra Allah onu da kabul etti elhamdülillah. Şimdi saadet. İnşallah. Hüdapar mesela, Hüdapar elhamdülillah bak onu da elde ettik. Maşallah. Gittik bizzat konuştuk Hüdapar'ın liderleriyle. Konuyu kapattık elhamdülillah. Evet dinliyorum. Şeytan neden insanlara düşmandır? Güzel yüzüm, eğer şeytan gibi zeki bir varlık ve onun ete kemiğe bürünmüş şekli olan münafıklar ki onlar da şeytanın zekasını kullandıkları için öyledirler. Olmadığında Müslüman aklı, Müslüman aktivitesi zayıf kalır. Cihat gücü, analiz gücü zayıf kalır. Şevki zayıf kalır. Birliktelik ruhu zayıf kalır. Azmi zayıf kalır. Bunlar Müslümanların hem azmini artırır, hem şevkini artırır, birliktelik ruhunu artırır.
muazzam güç patlamasına neden olur, zenginliğe sebep olur, her türlü hayra sebep olur, sevabın çok fazla kazanılması, çok fazla sevap kazanılmasına sebep olur. Öbür türlü orta, mutedil bir hayat olur. Yani sakin, ayda yılda sana küfür bir şey söyleyecek. Küfürden bir şey çıkmaz. Yani küfür, Müslümanların ciddi bir ata geçmez. Ama şeytan ve münafıklar ata geçer ama şeytan da cin olduğu için insan bedenine biraz etki yapar. İşte hafızaya etki yapar, biraz unutkanlık yapar, dikkat dağınıklığı yapar falan feşmekan. Ve abuk subuk fikirler getirir, tabii ona cevap verilir. Ama şeytan orada kurnazlık yapıyor, beden ele geçiriyor. Beden ele geçiriyor. Nasıl bir beden? Toplumun en aşağılık adamları mesela, en şerefsiz, en namussuz, en karaktersiz, hırsız, soyguncu, gaspçı adam bıçaklamış, FETÖ'yle işbirliği yapmış, İngilizlerin devletinin ajanlarına kendini satan, efendim babasıyla bilmem ne ilişkiye giren, her türlü ahlak, yani ensest ilişkiye giren, her türlü ahlaksızlığı yapan ilk kopuk takımından seçer şeytan. Seçtim mi de onu kendi kontrolünü alır. En ziyade onunla etkili olmaya çalışır. Onun için Müslüman münafık ele geçirdiğinde ya aman işte çeksin gitsin muhatap olmuyorum diyemezsin. Karşına geldiyse Allah getiriyor demektir. Sen onu ez diye getiriyor Allah karşına. Allah özel yaratıyor. Seni ez diye getiriyor. Neyle? İlimle, irfanla, kanunla, hukukla, Kur'an'la onu etkisiz hale getireceksin. Ve ibadet yapacaksın. İnşallah. Evet, dinliyorum. İsmim Serhat. Kur'an'daki Hazreti Süleyman'ın tahtındaki ceset ne manaya gelmektedir? Yakışıklı Serhat. Benim anladığım Süleyman geçici olarak bedeninden çıkmış. Yani tahta sokaktan biri gelip oturamaz. Kimse oturamaz. Yani muhafızlar var, herkes var orada yani. Çok güçlü korumaz. Geçici olarak bedeninden çıkmış. Bir ihtimalle bedenini görmüş. Geçici olarak. Sonra zaten dönüyor. Bu ayeti bana getirebilir misiniz? Tabii. Bana göndersinler buradan. Bu en soldaki tablette bir ses seda yok. Buna bir Yakup baksın. Evet. O ayeti gönderirseniz oradan daha detaylı anlatabilirim. İnşallah. Ama yakışıklımın dikkatini çekmesi de çok manidar. Ayeti göndersen yine oraya dönerim. Hayat bir film gibi midir? Ah benim canımın içi, ah benim canımın içi, maşallah. Nasıl güzel, ne efendisin sen, nur gibi elin yüzün. Allah seni sağlık saat içinde yaşatsın, zihnini açsın, seni başarılı kılsın, seni her türlü dertten, hastalıktan korusun. Seni sevinç içinde yaşasın. Allah uzun ömür versin sana. İnşallah cennet kuzusu olursun. Cennette de yanımda olursun inşallah. İnşallah. Çok efendi, çok güzel kızsın sen maşallah. Bir daha dinleyeyim. Hayat bir film gibi midir? Evet, güzel yüzdüm. Bu filmi epeyden beri seyrediyoruz. Filmin bir sonu var. Sinema salonundan çıkacağız bir gün. Film bitti diyecekler. Işıklar yanacak, kapılar açılacak, çıkacağız. Şu an sinemadayız. Filmi seyrediyoruz. Film bitince bize söylerler zaten film bitti diye. Işıklar yanıp çıkacağız. Efendim, ikinci bölüme geçeceğiz. Daha net, daha keskin, daha açık ayetin ifadesini Allah diyor ki, o gün görüş keskindir.
Saat suresi 34-35. Andolsun biz Süleyman'ı imtihan ettik, şahsına yönelik. Tahtın üstüne bir ceset bıraktık, sonra eski durumuna döndü. Rabbim beni bağışla ve benden sonra hiç kimseye nasip olmayan mülkü bana armağan et. Şüphesiz sen karşılıksız armağan edensin. Evet, benim kanaatim bedeninden kısa bir süre çıkıp bedenini görmüş, bedeninin karşısına geçmiş, sonra bedenine geri dönmüş. Yani ruhu bir süre çıkıp kendini seyredip sonra bedenine geri dönmüş. Mümkün, aklın ihtiyarını almaz. Yani Kur'an'a göre mümkün. Aklın ihtiyarını da almaz. Çünkü geçici bir rüya gibi düşünebilir ki şahıs. Yani bir şok yaşadığını düşünebilir. Zaten usup tamamen ona yönelik. Tahtın üstünde bir ceset bıraktık. Hazreti Süleyman'ın cesedi. Bedeni yani. Sonra eski durumuna döndü. Eski durumu ne? Tahtta oturdu hali. Rabbim beni bağışla. Demek ki bir işaret var ki bağışla diyor. Allah korkusu gelişmiş ki o anda. Rabbim beni bağışla diyor. Benden sonra hiç kimseye nasip olmayan bir mülkü bana armağan et. Hakikaten kendine has özel bir mülktür o. Ama daha sonra tabii daha büyük bir zenginlik olacaktır. Süleyman. Ama benzeri değil. Aynısı olmaz hiçbir zaman için. Aynısı olmaz. Evet, dinliyorum. İngiltere vatandaşlarını Türkiye'nin Suriye ile sınırına 10 kilometre mesafedeki kentlere ve Diyarbakır'dan uzak durmaları konusundaki uyarısını ineledi. İngiliz Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını da ineledi. Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde bugün yayınlanan güncellemede Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Siirt, Tunceli, Hakkari, Kilis ve Hatay kentlerine seyahat edilmemesi söylendi. Onlar da ama hassaslar ya. Mantar tabancası patlası okluyorlar ya. Bu nasıl bir adam anlayışı ya, bu nasıl bir kafalar ya. Evet, dinliyorum. Meleklerde duygu var mı? Yakışıklım, bir kere çok güzelsin, onu söyleyeyim. Allah seni bayağı güzel yaratmış. Çok nurlu, temizsin. Çok çok yakışıklısın. Allah seni cennetiyle şereflendirsin. Yani herkes ittifak eder. Bayağı güzel yüzlüsün maşallah. Meleklerde duygu yani kıskançlık, korku, huzursuzluk, tedirginlik, şüphe. Yok, bunlar yoktur. Yani ihtiyaçları olmadığı için olmaz. Yani imtihan, o yönde imtihan olmadıkları için olmaz. Yani meleklerinki pek imtihana benzemeyecek bir imtihan. Yani hükmen. Çünkü korkacakları bir şey yok. Akılların ihtiyar alınmış durumda zaten. Aklın ihtiyar alınınca imtihan olmaz. Ama yöneticileri var. Yani direkt cennet ehli gibidirler melekler. Ama insan da istemiyor hayret. Kan dökecek, zulüm yapacak insanları niye yaratıyorsun diyor. Allah siz bilmezsiniz, ben bilirim diyor. Evet, dinliyorum. Ben Samsun'dan Nur'dan. Bir sorum olacak sizlere. Ben kendi isteğimle kapandığımda neden karşıdan, çevreden tepkiler alıyorum? Bunu merak ediyorum. Benim nur yüzümü yakından göreyim. Canımın içi kapanan bir kadına tepki göstermek ahlaksızlık, haysiyetsizlik, şerefsizlik, namussuzluk ve akılsızlıktan başka bir şey değildir. Dil bozarak, ağız bozarak. Yani çok densizce ve münasebetsizce bir hareket. Niye namaz kılıyorsun? Niye oruç tutuyorsun? Niye kapanıyorsun? Ahzab suresinde hüküm açık. Allah diyor, dışarı çıktığınızda risk altındaysanız kapanın. Bitti. Tartışılacak bir yönü yok. Acabası yok. Çok da güzel yapmışsın. Allah'ın emrini ne getiriyorsun?
Nur gibi elin yüzünde güzel bir insansın. Allah'ın nuruyla sarsın. Seni cennetiyle şereflendirsin. Her anın bir ibadet. O densizlik yapanlara hiç cevap verme. Allah'ın emrini yapıyorum dersin. Veyahut ayet numarasını verirsin. Ahzab suresine bak dersin. O kadar. Sürekli ayet numarası ver. Allah'ın hükmünü yerine getiriyorum. O kadar. Hiçbir şey diyemez. Yani nereden çıktı, nasıl oldu diyemez. Ahzab suresinden kaynak verirsen biter. Ha inanmıyorsa, inanmıyor, ben sana karışmıyorum, sen de bana karışma dersin. Değil mi? Yani çok mantıksız. Sen ona karışmıyorsan o da sana karışmayacak. Evet, dinliyorum. Merhaba Adnan Bey, ben Sakarya'dan Ahmet. İnsanların hizmeti için sunulan teknoloji aslında insanları yavaş yavaş kölesi haline getirmeye çalışıyor. Bundan kurtulmamız için neler yapmalıyız? Bir yakışıklı daha. Kaşlar, gözler, süper yakışıklı, çok güzelsin. Nurun da çok güzel. Temiz bir insan olduğunu herkes anlar. Allah sana da cennet nasip etsin, sana uzun ömür nasip etsin. Teknolojiyi abartıyorlar ya, öyle bir şey olmaz. Yok robotlar bize saldıracak. İşte kafasına odun vuracak, robot anlamayacak falan. Bütün filmlerde bunu anlatıyorlar. Öyle bir şey olmaz. Elektriğini kesti mi çalışmaz. Nihayet robot ya, ne yapacak yani? Şuur yok, bir şey yok yani. Sen ne yüklersen onu yapıyor. Dolayısıyla şu robot korkusundan kurtulsunlar. Ama şöyle olabilir, mesela bir ülke mesela 100.000 robot yapar, hepsini silahlandırır, her hareket eden cismi vur der mesela, emir verir, şey yapar, kodlar. Mesela bir şehre bırakır. O katliam olur tabii, çok tehlikeli olur o. Çünkü ilerler falan, tamam sen birini devirsin, ikisini devirsin mesela. 100.000 robotla baş olmaz. Her yere girebilir, her şeye girebilir, her yere ateş edebilir. O yönden riski olabilir. Ki onda bile çok zor yani, gene baş edelim, şuursuz bir varlıkla ne olur. Ama bu dereceye gelmesi çok güç. Yani 100.000 robotu bir yere indirmek bilmem ne falan ya, sorun. Yani telaş etmenize gerek yok, zaten dünyanın ömrü kısa. O kadar zaman yok. Evet, inşallah. İnşallah. Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki 12. Havk Batarya Komutanlığı'nda bulunan çok sayıda Havk füze bataryasının namları Afrin ilçelerine kilitlendi. Afrin operasyonu kapsamında Hatay'ın sınır ilçeleri Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı'daki birliklere zırhlı askeri araç sevkiyatı devam ederken sınır karakollarında ise altyapı ve savunma sistemleri en üst düzeye çıkarıldı. Canım artık tamam mı? Bekletmesin değil mi? Ne gerekiyorsa yapılsın. Yani iyi altyapı tamamsa. Yalnız bak çok söyledim, uzun namlulu top yapsın, uzun menzilli. Bizdeki topların menzili kısa. Yani mesela Almanlar ta 2. Dünya Harbi'ni yapmışlardı. 5 dakika havada yol alıyor mermi. 5 dakika sürüyor gitmez. Düşün, top mermisi hızını düşün. Ve menziline kısa sürede ulaşıyor. Yani top işi çok pratik bir şey. Gayet kolay diyor bir şey. Yani roket daha pahalıdır. Ama top daha ucuz, daha kolay bir şey. Bir de imhası çok güç topun. Çok sağlam bir şey, çelikten yapıldığı için. Ayrıca üstüne de tabii bir tente çekilir. Yani o kolay, onu savunması yapılabilir. Namlu çapı geniş, namlu boyu uzun, menzili uzun, top yapsınlar. Çok fazla makine kimya. Aslında ayrı bir top fabrikası kurulsun. Yer altında. Ayrı. Sadece top üretimi yapsın. Makine kimya da hepsinin yapılması gerek yok. Top. Genellikle küçük çaplı toplar yapılıyor, ufak. Yani en iyisi, en büyüğü bile çok küçük, pıt pıt mantar gibi patlıyor. Yani öyle top olur mu ya? Yani Şah-ı Merdan gibi olacak yani, Fatih Devri'deki gibi. Patladı mı bütün arazi şöyle bir gidip gelecek yani. Değil mi ya? Psikolojik olarak bir kere bitirecek. En az
70-80 kilometre menzili olması lazım top mermisinin en az. Berta vardı hocam 2. Dünya Savaşı'nda. Berta. Kim bu bayan? Almanların yaptığı çok büyük tank. Tank mı? Yani ben toptan bahsediyorum. Top hocam. Top mu? Futbol topu mu? Savaşta kullanılan top hocam. Çok büyük. Yavrum futbol topu mu? Basket topu mu nedir? Savaş topu hocam. Savaşta top olur mu ya? Sporda kullanılır top. Karıştırmış olmayasın. Ya futbol... Göstermiştiniz hocam daha önce. Tombul Berta diye çok büyük bir tank vardı. Ya sen bir kadına Tombul Berta dersen... Çok ayıp olur yani Tombul'a. Kül almış olabilir o kadın. Yani bu suç değil küle verir ya. Berta ismi mi hanımefendinin nedir? Kim bu Berta ya? Alman kadın ismi değil mi Berta? Evet. Çok büyük savaş tankına koyuyorsun. Ya onun kadını bize tank haline getirdin. Ya tank değil, toptan bahsediyoruz. Savaş mı? Namlulu. O da uzun menzilli de o yüzden söylüyor. Yani Hakan'la biz anlaşacağız sonra. Bu kadar da bırakayım mı? Devam edeyim mi? Evet, dinliyorum. Cennete anne baba, kardeş akraba kavramı var mıdır? Tabii. Allah min zürriyeti min zevcetin diyor. Yani zürriyetleri, zürriyet ne demek? Aile. Sülalesi, zürriyet. Ve zevcetin, eşleri. Pınar başlarında. Zevk, hoş tuttuk, güzellik. Ama tabii dindar ve imanlıysalar. Her anne ruh sahibi olmaz. Her baba ruh sahibi olmaz. Her kardeş ruh sahibi olmaz. Mesela Nuh'un oğlunun ruhu yoktu. Ölüydü. Ama peygamber olduğu için bilmedi. Hazreti İbrahim'in babası ölüydü. Bilmedi. Ölü olduğunu bilmedi. Lut'un karısı ölüydü. Ölü olduğunu bilmedi. Ahirette anlaşılır. Ölü olduğunda ondan beraber olmaz. Allah orada mümin kadınlarla evlendiriyor. Onlarla devam eder. Mesela bu Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan Berta 420 milimetrelik. Mermi ateşlendikten sonra yerden 40 kilometre yüksekliğe yani stratosfere ulaşıyor. Stratosferde 2 dakika yol aldıktan sonra yay çizerek hedefine varıyor. Bak 40 kilometreye çıkıyor önce. 40 kilometre ne demek ya? Çocuk kundağı gibi havada görülüyor böyle gidiyor. Mermi dediğin öyle olacak. İndim mi dedi tabii ortalığı cehenneme çeviriyor. Çok caydırıcı. Çok caydırıcı. Mesela yine yaptıkları toplardan biri mermi ağırlığı yaklaşık 5 ton. 4 kilo 4800 gram. 4800 gram kilogram kilo. Ya yani 5 ton. Namlu çıkış hızı 820 metre bölü saniye. Menzili 48 kilometre. Çok iyi. Açtığı çukur 10 metre genişlik, 10 metre de derinlik meydana getiriyor. 10 metre çukur ne demek ya? Bir de 10 metre genişlik.
Oradaki bütün toprağı hava kaldırıyor, yeniden aşağı indiriyor. Mesela bir tane daha var, Gustav topu var. O da 7 tonluk mermi, 7 ton. ...47 kilometre menzili var, 47 kilometre. Namlusu 47 metre. Öyle olması lazım tabii. Ucu ucuğa yok yani. Bir de iktisatlı bir şey. Mesela böyle 1000 tane top olsa yan yana... ...bir topçu ateşine başlarsan, bitti. Yani hiçbir şey, 48 kilometre gayet de güvenli. Kendi sınırın içinden 48 kilometre öteyi dövüyorsun. Tabii zayıf olan bir şey de yok yani. Bunun, metali yine kullanılabilir, demiri kullanılabilir. Bu işlere gereken ağırlığı vermek lazım. Ya bizim kullanılan toplar klasik. Berta'nın resmi vardı. Mesela bayağı iyi bak. İri iri. Mesela buna öyle bir şey de ufak tefek bombardımanlardan etkilemez bu. Yani iyi de korundun mu? Bertal'ın mermisini de görebiliriz. İnşallah içi boştur. Evet, dinliyorum. Dünya neden çileye eridir? Akseverin ben senin güzelliğini, tatlılığını, bebekliğini... Çocukluğunun güzelliği olduğu gibi kalmış sende. Genç kız olmuşsun ama bebekliğin kalmış yüzünde. Çok güzel olmuş, sana da yakışmış. Allah seni daha da nurlandırsın. Cennetle şereflendirsin. Kalbine ferahlık versin Allah. Ben düşündüm, defalarca düşündüm. Çile olmadan bir insanın adam olması da mümkün değil. Yani normal olması. Sevgiyi bilmesi de mümkün değil. Sevilecek hale gelmesi de mümkün değil. Ya düşün ya, iyi biçip yatıyorsun. Denizin kenarı, manzara bakıyorsun. Bekliyorsun, sonra diyorsun, hadi ben cennete gideyim. Direkt git o zaman cennete, git otur orada otur. Denizin kenarında otur. Ne olacak? Ne özelliğin var? Sabretmemişsin, şefkat göstermemişsin, cömertlik yapmamışsın. Cesaret göstermemişsin, vefa göstermemişsin. Hiçbir şey yok. Etim kemiğim var diyorsun. İşte yerim içerim falan. Hayvan da yer içer. Ne olacak yani? Allah onu önemli görmüyor yani. Derinlik aşkın üstünde duruyor Allah. Yani bizim yememiz içmemiz aşkı besliyorsa bir anlamı var. Yani aşka hizmet ediyorsa. Binalar, evler de aşka hizmet etmek içindir. Mesela yüksek köşkler var. Ne olur köşkten hiçbir şey olmaz. Aşka hizmet ediyorsa olur. Tutkuya hizmet ediyorsa olur. Irmak diyorsun. Ağaçlar, tahtlar, güzel elbiseler. Güzel elbisen nedir? O güzel elbiseyi giyeni seversin sen. Şimdi o elbisenin içinde birisinin olmadığını düşün. 70 kat elbise giymiş ama içinde taş var. Taş manken var. Ne yapacaksın? Hiçbir işine yaramaz elbise. İçindeki insanı seviyorsun sen. İnsanın etini kemiğini mi? Yok. Ruhunu seviyorsun. Allah'ın ruhu. Ölü olsa, ölünün üstüne 70 kat giydirse ne yapacaksın? Aman 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 dersin. Değil mi? Ruh olduğu için onu seviyorsun. Allah'ın ruhunu taşıdığı için seviyorsun.
bunun aslında tabii bir kitabını hazırlayayım ben de daha açık vurgulayacağım. Çok tarifi bunu zor ama anlatabilirim. Sayın Cumhurbaşkanımızla büyük konuşmasında davamız çok fazla fedakarlık gerektiren bir dava demişti. Doğru söylüyor. Türkiye yani yoğun imtihandan geçen mübarek necip bir millet Türk milleti. Türkiye'nin imtihanı hep ağır olmuştur. Evet dinliyorum. Her şeye sorgulamadan inanmak doğru mudur? Yakışıklı mı? Şimdi şöyle. Allah'ın varlığı zaten alenen görülüyor. Şimdi sorgulasak sorgulamasak bir şey değiştirmez. Şimdi mesela bilgisayara bakıyoruz. Ben desem ki ya bu tesadüfen mi oldu? Fabrika mı yaptı? Ben bunu bir sorgulayayım. Ya bu akıllı bir hareket olmaz. Yani akla hakaret olur bu. İnsan kendi aklına hakaret olur. Bunun sorgulaması olmaz. Ama mesela Cenab-ı Allah diyor ki domuz eti yemeyin. Tamam yemeyiz. Ama bunun hikmeti nedir diye araştırabiliriz. Mesela şarap içmeyin diyor. Şarap içmemenin hikmeti nedir diye araştırabiliriz. Ama yani içeyim mi içmeyeyim mi gibi değil. Tamam içmeyeceğim dersin. Ama hikmeti nedir? Onu araştırırız. Çocuklar sizlere sohbet güzel bir şey. Hoş bir şey. Sizi de çok seviyoruz. Ama bir yere kadar. Demiyorum. Kız kardeşlerinizi çağıracağız da onlarla konuşacağız. İnşallah. Evet, kısa videolarla programımız devam ediyor. Birazdan tekrar birlikteyiz. Yayınımıza devam ediyoruz. Evet dinliyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait ikinci bir sivil uçağın Katar savaş uçakları tarafından taciz edildiği öne sürüldü. Katar geçen cuma günü Arap Emirlikleri'ne ait askeri kargo uçağının 3 Ocak'ta ulusal hava sahasını ihlal ettiğine dair Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayet mektubu gönderdiğini açıklamıştı. Tamam, yani izinsiz uçuş varsa tabii ki uyarabilirler, bir şey yok onda. Evet. Önemli bir konu değil. Evet, dinliyorum. İnsanlar rüyasında geleceği görebilir mi? Bazen olabilir yani şöyle yaklaşık bir görüntü ama o aklın ihtiyacını almaz. Rüyasında gördüğü olay aynısından gerçekleşebilir. Çok vakada vardır. Yani halk arasında sık olur bu. Normal ayrıca. Yani mesela ölmeden önce birçok kişi öleceğini görüyor, söylüyor ben öldüğümü gördüm diyor. Hakikaten ölüyor. Veyahut akrabaları görüyor öleceğini. Gerçekten ölümle ilgili rüyada görülüyor. Bildiriliyor önceden. Bu çok yaygındır, çok çok yaygındır. Yani ölen insanların aileleri bilirler. Çok büyük bölümünde rüyayla bildirilir. Evet dinliyorum. Saçınıza nasıl bakım yapıyorsunuz? Yakışıklı mı? Bir kere senin bu yakışıklılık nedir onu bir değerlendirelim. Yakından göreyim ben seni. Yani klasik anlamda muhteşem yakışıklısın. Allah güzelliğini kat kat artırsın. Seni sağlık saat içinde yaşatsın. Uzun ömür versin sana. Cennette de inşallah kardeş oluruz. Ama maşallah diyorum. Saçım normal. Banyo yapıyorum, yıkanıyorum. O kadar yani. Herhangi bir şey sürmem. Bari öyle saç bilmem neleri falan diye. Bence onlar riskli olabilir. Saç doğal halinde olması lazım. Saç bakımı doğal gıdalarla olabilir. Yani iyi yiyecekler yiyorsa bir insan. Yani iyi derken doğal yiyecekler yiyorsa, genetikte bir sorun yoksa Allah'ın izniyle iyi olur. Ama mesela bazen genetik oluyor. Erken yaşta saç dökülüyor. Öyle olabiliyor. Ama Allah'a çok şükür ben işte 63 yaşındayım. Maşallah. Saçlar cayır cayır yani maşallah. Maşallah. Diliniz de çok güzel maşallah. Evet maşallah. Ama saç kremi iyi olur. Çünkü Peygamberimizden yaptığı bir şey bu. Yani yağlar çeşitli böyle doğal yağlar, güzel kokulu yağlar olabilir. Hafif saça faydalı olur o. Yani çünkü
Mesih demek, meshedilmiş başı, yağlanmış anlamına geliyor. İnsanın ihtiyacı olan bir şey bu. Peygamberimiz de başına yağ sürüyordu. Çok az yağlı bir şey, krem sürülebilir başa. İyi olur yani, daha iyi olur. Daha cilt için de iyi olur, saç için de daha iyi olur. Şimdi bir mehter konseri dinletelim. Sonra devam edeceğim çünkü. İnşallah. Yayınımıza devam ediyoruz. Evet, güzel devam ediyor olmamız. Dinliyorum. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, 15-17 Ocak tarihleri arasında icra edilecek NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları toplantısına katılmak üzere Belçika'ya gitti. Sayın Akar'ın ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'a, ABD'nin Suriye'nin Türkiye ve Irak sınırlarında 30 bin kişilik YPG ordusu kurulacağına ilişkin açıklamasına yönelik rahatsızlığını iletmesi bekleniyor. Yani adamlar bunu niye yaptı belli. İngilizlerin devletinin etkisi yapıyor. Yoksa Amerika'nın nesine lazım ya? Orada niye PKK'yı istesin? Hiç Amerika'nın haz etmeyeceği bir şey. Evet, dinliyorum. Konuşmaktan en çok zevk aldığınız konu nedir? Allah'ın en çok beğendiği şey ne? Aşk. Sevgi. Ben de tabii ki Allah aşkı. Allah'tan kaynaklanan sevgi. Sevgi. Yani özetle tek kelime dersek sevgi. Evet. Allah'ın rızasının çoğunu nasıl ararız? Aferin benim canlarım. Ya ne kadar güzel oldu Türkiye. Bak hiç böyle yobaz takım falan kalmadı. Hep aydın, hep aklı başı, hep pırıl pırıl. Yani çok mükemmel bir gençlik yetişti. Allah Atatürk'ten razı olsun, o vesile oldu yani başlangıçtan. Yani mayayı düzgün tutturdu. Bak hep pırıl pırıl, aydınlık, aklı başında, tutarlı. Hep Kur'an Müslümanı, dengeli insanlar maşallah. O vicdana vahyedilir. Yani bir mucizedir bu. Vicdana vahiy mucizedir. Yani bir insana kesintisiz vahiy geliyor mesela Allah'tan. Bu mesela peygamberlere bile arada sırada vahiy gelir. Ama insana kesintisiz vahiy geliyor. Gerçi peygamberlere de o anlamda kesintisizdir ama yani Allah'la bağlantı mesela şahısken sen konuşuyorsun. Allah'a dua ediyorsun. Ama Allah seninle konuşuyor. Yani sana bir şey söylüyor. Vahiy ediyor. Fakat harflerden oluşmuyor bu. Yani kalbine onu hissettiriyor. Sürekli vahiy ederek hissettiriyor. Dolayısıyla biz de Allah'ın rızasının en çoğunu sürekli hissederiz. Mesela ben sabah kalktım. Tamam, gezmeye de gidebilirim. Direkt buraya geliyorum. Niye? Allah'ın rızası burada daha çok. Yani orada en azından şöyle bir gezeyim de geleyim diyebilirim. Bunu da yapmıyorum. Biraz sokaklara tur atayım diyebilirim. Bunu da yapmıyorum. Çünkü Allah'ın rızasına uygun olmaz. Burada acil çünkü. Yüz binlerce insan beni bekliyor. Çok anormal bir hareket olur. Yani vicdanı sevecek bir hareket değil. Evet, dinliyorum. Kendinize has bir tespitiniz var mı peki? Yeni nesil hep böyle aslan gibi maşallah ama sakal acayip yaygın. Maşallah. Bilmiyorum vesile mi olduk nedir, hayırdır yani inşallah. Saç tıraşı modeli de sabit yani maşallah. Benim aslanım da çok yakışıklı, bayağı gösterişli, çok güzel delikanlı maşallah. Kendime has bir tespit. Aslında benim tespitim çok makul olan, doğru olan da yani herkesin ittifak ettiği, ben bağırarak anlatıyorum sadece. Yani herkesin aklından geçiyor sevgi. Herkesin aklından barış, kardeşlik, güzellik, estetik, sanat, kalite geçer. Ama bunu dillendiremezler. Bunu bağırarak anlatamazlar. Ben anlatıyorum. Arada farkı var bu. Yoksa ben konuştuğumda bak bütün gençler dediklerimi hepsini kabul ediyorlar. Ya dediklerimde dediğin hiç kimse yok. Ha var işte bu akitçiler, makitçiler falan ama adamların tipinden anlıyorsunuz durumu yani. Allah vermesin. Hiç kimse onlar gibi olmak istemez. Allah hiç kimseyi onların haline getirmez.
Evet, dinliyorum. Merhaba, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde profesyonel voleybolcuyum. Siz erkeklere voleybol oynamasını tavsiye ediyor musunuz? Yakışıklı mı? Erkekte olur. Yani uzun boyun bir mahsur yok erkekte. Boy uzatıcı bir spor. Omuz genişliği açısından mükemmel. Elleri büyütür. El ve ayakları büyüme olur. Zaten erkek için bunlar. Bu çok makul. Göğüs kafesini genişletir. Erkek için bu da makul. Çok güzel. Spor olarak çok faydalı. Ama kadın için kesinlikle olmaz. Basket, voleybol yani kadınlıklarını çok bozuyor. O naif kadın gidiyor, geniş omuzlu, iri elli, iri ayaklı, kalçası dar. Evet. Yani erkek görünümlü bir kadın geliyor. Olmaz bu. Yani kadın. Tamam biraz spor yapabilir ama daha ziyade body ile. Yani işte squat falan tarzı, bel falan çalışarak kadınsı görünümünü geliştirecek tarzda olabilir. Erkekleştiren bir spor kadın için olmaz. Ama benim delikanlım doğru yolda. Yemek yerken dans eden bir köpek var. 1 Nasıl oluyor ya? Yani eğiterek de olmaz bu ya. Çok zor ya. Nasıl yapmışlar acaba? Doğal öyle bir olay. Doğal olarak öyle. Yani çok tatlı. Böyle bir köpek muhteşem. Evet dinliyorum. Mehdiyete karşı kimler mücadele ediyor? Şeytanın en haz etmediği konu budur. Deccal'in en haz etmediği konu budur. Fethullah Gülen bak işi gücü bıraktı, Mehdiyet'e karşı mücadele verdi. İsa Mesih'in inişine karşı mücadele verdi ve Deccal de yoktur diyor. Var gücünü. Şimdi anki hocalar da öyle farkına varmadan Deccal'i desteklemiş oluyorlar. Ne diyorlar? Deccal gelmeyecek. Mehdi de çıkmayacak, İsa Mesih de gelmeyecek. Deccal gelmiş mi? Gelmiş. İflahlarını kesiyor mu? Kesiyor. Mahvediyor mu? Mahvediyor. Adam Deccal'in altına yatmış. Deccal gırtlağını sıkıyor. Zor bela sesi duyuyor. Deccal gelmeyecek diyor böyle. Hırıltılar altında. Deccal gelmeyecek diyor daha. Ya boğuyor seni, öldürüyor artık yani. Nasıl gelmeyecek? Mahvetmiş seni. Üstüne çıkmış adam. Ama tabii onların demesi mehdiyeti daha da artırır, daha da genişletir. Çünkü gelmeyecek dedim ya, adam anlar ki bunlar bir şeyden çekiniyor. O zaman çekindiği şeyi öğrenirler. Ne olduğunu öğrenirler. Nitekim de öyle oluyor. Bunlar mehdiyete karşı oldukça mehdiyet akıl almaz gelişti. Türkiye'de gençliğin %70'i Mehdi'nin geldiğini iddia ediyor. %70 çok yüksek bir oran. Evet dinliyorum. Ben Samsun'dan Beyza. Siyasette neden Sevgi hakim değil? Güzel Beyza, Allah güzelliğini daha da artırsın. Yakından göreyim seni. Şahane kızsın, şahane. Tam genç kızsın. Allah senin nuruyla sarsın. Hidayetini hiç üstünün eksik etmesin. Cennette inşallah arkadaş olalım, dost olalım. Yakın olalım cennette inşallah. O büyük bir bela yani eskiden beri öyle klasik 150 yıllık geçmişine baktığımızda adam öldürülür, suikastler yapılır, darbeler yapılır. Siyasetçiler birbirlerine akıl almaz hakaretler ederler. Siyasi toplantılarda kafa göz yarılır, sandalyeler havalarda uçuşur. Sert yüzlü olurlar, herkes birbirine harcar bazı siyasi birimlerde ve bazı olaylar için bunu söylüyorum. Yani siyaset sanki böyle korkunç bir müessese gibi bilinir birçok kişi tarafından. Yani rahatça insanların harcandığı, acımasız mücadelelerin verildiği, soğuk bir sistem olarak bilinir. Fakat siyaset Mehdiyet devrinde
saf sevgi amaçlı bir sistem olacak. Herkes sevgiden bahsedecek, herkes dostluktan bahsedecek, herkes arkadaşlıktan bahsedecek, herkes herkesin hayrına, iyiliğine gayret edecek, herkes birbirini koruyup kollayacak. Böyle şey olur mu ya? Böyle siyaset anlayışı, dünyanın her tarafında hemen hemen facia, çok ürkütücü, muazzam kavgaların yaşandığı, kargaşaların olduğu, dünyada hemen hemen her ülke darbe korkusuyla yaşıyor. Darbe aşağı, darbe yukarı. Kendi ülkesinin insanından korkuyor, kendi askerinden korkuyor. Askeri de kendi halkından korkuyor. Birçok yerde böyle. Evet, dinliyorum. Müslüman ruh sahibi biri imanından şüpheye verme. Ah severim ben senin güzelliğini, tatlılığını. Çok şeker çıkmışsın sen. Ben benim diyorsa, bak Tevrat'ta bu geçer, ben benim, sen de sensin, sen sen olduğu için sensin, ben de ben olduğum için benim. Yani bunun sırrına erdiyse bir adam, yani o fevkalade fark ettiyse zaten heyecanından ne yapacağını şaşırır. İlk yapacağı şey hemen Allah'a teslim olmaktır. Ve çok güçlü bir imanla Allah'a iman eder ve ikinci bir ihtimal olmaz. Yani seçeneği yoktur bunu fark eden insanın. Yani %100 sağlam bir imanla iman eder. Başka türlü olmaz. Hazreti Ali şöyle buyurdu. Mehdi ahir zamanda Şam'a doğru yürür ve orayı da alır. Mehdi'nin sevgi elçileri vardır. Mehdi'nin sevgi elçileri vardır. Çok manidar. Bak Şam'ı da alır diyor. Amerika'nın Suriye'deki koalisyon merkez sözcüsüne Türkiye'nin Afrin'e yapacağı muhtemel operasyon için ne düşünüyorsun sorulduğunda Afrin bizim koalisyon bölgemiz içinde yer almıyor demiş. İnşallah orayı da kurtaracağız. Evet dinliyorum. Azerili kardeşimizden mesaj var. Selam hocam. Biz annemizin doğum gününden fotoğrafları attık size. Elhamdülillah sizi ve tüm talebelerinizi çok seviyoruz. Bu da oğlum Cavidan Mehdi. Vay vay vay, Mehdi'nin güzelliğine bak sen. Yakışıklığına bakından göreyim bunu. Şekerle bal karışımı evet. Bir şey. Anneye Allah uzun ömürler versin, sağlık sıhhat versin. O toplu resme bir daha bakayım. Vay 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 vay, kimler yok ki? Cennet sofralarında da Allah böyle bir arada olmayı nasip etsin. İnşallah. Evet, şimdi yine kısa bir ara verelim, devam edeceğiz. Yayınımıza videolarla devam ediyoruz. Yayınımıza devam ediyoruz. Ne mutlu bize. Ne mutlu sizlere. İnşallah. Evet. Evet, dinliyorum. Adnan Bey, arkadaşlarımız Akıt kurucusu, dağcı, sporcu, yazar Nasuh Mahruki'nin davetlisi olarak fotoğraf sergisinin açılışına katıldılar. Burada Nasuh Mahruki, eşi Mine ve çocukları Barlas ve Bilge ile arkadaşımız. Gazeteci yazar Vedat Yener'le ile arkadaşımız Altuğ Berker. Tiyatro ve sinema oyuncusu Şehnaz Çakıralp ile birlikte. Müzisyen Bora Gencer ile birlikte. Ve Nasuh Mahruki ile birlikte. İyi, güzel olmuş. Nasuh kafalı delikanlı. Evet, dinliyorum. Irak'tan geldik. Türkiye çok çok seviyoruz. Samsun. Ah oh, severim ben sizin tatlılığınıza. Hoş geldiniz. Canlarım benim. İkiniz de çok güzelsiniz. Allah sizi korusun. Size cennet nasip etsin. İnşallah. Bayağı şekerler. Ya bu çocuklara düşman olmak ne kadar evet, korkunç ya. Ya. Onlar ister mi savaş olsun, kavga olsun? Adam evini barkını bırakıp geliyor. Yazık, günah yani. Öyle düşünmek çok çirkin. Evet, dinliyorum. Askeri operasyonlarda mehter niye çalınmıyor?
Aferin benim canım, aferin benim güzel yüzüme. Allah nurunu artırsın. Çok hoş, gösterişli kızsın. Bir de temiz olduğun, efendi olduğun anlaşılıyor. Yüzünde o çocuksu temizliğinde hemen hissediliyor. Doğru tabii. Ama yapıyor asker genellikle. Evet, sonrası. Yani öbür operasyonlarda falan yapmışlardı. Ama daha resmi olarak yapılabilir. Daha güçlü hoparlörden bütün araziyi alacak şekilde yapılabilir. Mesela 5 kilometre, 10 kilometreden duyulacak kadar çok güçlü bir ses meydana getirilebilir. Evet, dinliyorum. Aynı verilen kararlar için ne düşünüyorsunuz? Güzel yüzüm, şu an senin güzel yüzüne bakıyorum. Etkileyici güzel bir yüzün var, çok hoş. Yani zengin yüzündeki ifade. Aklı başında insanlar ani karar verirler, bir şey olmaz. Yani hemen bakarsın. Allah'ın dilemesi, Allah kalbine ilham eder, ani karar versin. Bazen ani karar vermemek tehlikeli olur. Ani kararda çok büyük isabet olur. Ve birçok insanı kurtarabilirsin. Yapsam mı acaba, yapmasam mı acaba derken birçok şeyi insan kaybedebilir. İncil'de diyor ki, Yahuda'nın mektubunda, çünkü Allah'ımızın lütfunu sefahate araç eden, İsa Mesih'i kabul etmeyen bazı Allahsızlar gizlice aranıza sızdılar, yani münafıklar. Onların yargılanacakları çoktan beri yazılmıştır. Şunu bil ki son günlerde, yani ahir zamanda, bulunduğumuz zamanda çetin anlar olacaktır. Allah yolundaymış gibi görünüp de bu yolun gücünü inkar edenler olacak. Böylelerinden uzak dur. Yani münafıklarından uzak dur diyor. Pavlus'tan Timoteos'a mektup. İkinci mektup. Evet, dinliyorum. Her güç bilmeye miyiz? Yakışıklım tabii. Allah ne güzel nimetler veriyor. Yani sırf Allah'ın varlığı bile çok büyük bir nimet, yani en büyük nimettir. Yani yok olabilirdik, hiç olmayabilirdik, varlığız. Müthiş bir şey. Yani bir de sonsuz akla sahip bir Allah'ımız var. Müthiş bir nimet. Allah'a hamdolsun. Evet, dinliyorum. MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin haftalık olağan grup toplantısında konuştu ve şunları söyledi. Afrin operasyonu ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin meşru savunma ve beka mücadelesinde can pahasına yanındayız. Devletin şanını lekeletmemeye kararlıyız. Allah gazamızı mübarek kılsın dedi. Bunları söyledi. Sultan Alparslan mısın mübarek ya? Maşallah. Her konuşması çok ihtişamlı oluyor. Yani çok sağlam bir insan maşallah. Evet, dinliyorum. Erkeklerin kızlara olan bakış açısı nasıl olmalı? Nur yüzlüm, minik burunlu yakışıklım benim, aslanım. Elin yüzün çok çok güzel. Aslan gibisin, cildin var, her şeyin çok güzel, saçların. Allah seni çok yakışıklı yaratmış. Bir de çok karakterli olduğun anlaşılıyor. Allah vicdanının gücünü artırsın. Seni cennetiyle şereflendirsin. Bir daha dinleyeyim seni. Erkeklerin kızlara olan bakış açısı nasıl olmalı? Yakışıklım, şimdi çok feci bir şey var yani Türkiye'de, dünyada da. Yani her yerde olması da geniş olarak böyle. İşte kadın vardır, kız vardır. Bir şekilde onu tuzağa düşürürsün veya oyuna getirirsin veya bir şekilde kafasını şey edersin. Bir eve götürürsün. Yani çok özür dilerim, ırzına geçilir. Ondan sonra da gıcık olur adam. Ve evine gönderir. Sonra yine kafasına eser. Gene çağırır. Eğer de gelmezse ölümle tehdit eder.
dövmekle tehdit eder. Ya dışarı çıkmayacaksın, sağa bakmayacaksın, sola bakmayacaksın, öyle bir kafa. En yaygın klasik olan bu görünüyor. Bu çok büyük bir vicdansızlık ve zulüm. Kadın Allah'ın yarattığı en mükemmel, en muhteşem, en mübarek tecellidir. Ya çok kutsal bir varlıktır. O derinliğiyle çok güzeldir. Aklıyla, tutkusuyla, imanıyla, her türlü güzel ahlakıyla çok güzeldir. Sen onu çiçek gibi solduruyorsun. Onu korkutuyorsun, dehşete düşürüyorsun. Saldırganlaşıyorsun. Şarkılarda bile aşağılıyorlar kadınları. Yani müthiş bir sevgisizlik, merhametsizlik. Küçük düşürmeye muazzam bir eğilim. Bu da kompleksten kaynaklanıyor. Yani kompleksli ve dertli oldukları için. Kadının bir kere ahiretini çok iyi özenini korumak lazım. Ya sen şimdi onu seviyorsun. Ne kadar seviyorsun? 20 yıllığına, 30 yıllığına, 40 yıllığına. Olur mu öyle şey? Sonsuza kadar seveceksin. Sonsuza kadar sevdiğine göre onun cennete gitmesini istemen lazım. Cennete gitmesi için dindar olması, Allah'tan korkması gerekiyor. O zaman onun çok iyi yetişmesine gayret etmen gerekiyor. İman hakikatleri anlatacaksın, Kur'an mucizeleri anlatacaksın, Allah'tan korkusunu anlatacaksın. Onun onurlu ve şerefli olması onu güzel yapar. Sen onuruna, şerefine, haysiyetine, namusuna titiz olacaksın. Onu onundan alırsan, onun hiçbir güzelliği kalmaz. Değersiz hale getirsin, hiçbir anlamı kalmaz. Saygı duyamazsan, hiçbir anlamı kalmaz. Saygı duyacaksın, gözünde yücelteceksin, seçkin bir varlık, mukaddes bir varlık olduğuna samimi inanacaksın, Allah için ona canını verecek derecede titiz olacaksın. O zaman onun güzelliğini Allah sana açar. Yani genel mantık olarak söyleyeyim. Yoksa benim aslanım zaten biliyordur. Ama bu bilinen şeyi benim söylemem istemiş. Yoksa kendisi zaten biliyordur. Evet, dinliyorum. Yemek için cama vuran bir martı var. Sıkıysa açmazsın. Ulan yerim seni, o yanaklarından da öperim, gözünden de öperim seni, göbüşünü falan eğilirim, öperim seni. Ayaklar da gagada plastikten gibi. Komedi filmi gibi ya, ne tatlı şey maşallah. Kışın sokakta kalan insanlar için ne önlemler alınabilir, devlet neler yapabilir? Yakışıklı mı, o aslında her devlet için çok büyük bir acıdır. Çok büyük bir yanlışlık. Mesela şimdi arkanda bir gemi görünüyor. Ya hurda bir gemi mesela, onu ısıtsalar onlara mükemmel otel olur o. Hurda gemi yani. Acayip de hoşlarına gider ya denizin içinde. Yani battaniye, başka bir şey istemiyorlar. Bir de sıcak olacak. Zaten çalıştırdın mı gemiyi, acayip sıcak oluyor. Bir de bu kadar fazla sayıda değiller. Yazık, günah ya, sokakta -2 derece oluyor, -3 derece oluyor. Yani uyuduğunda rahatça donup ölebilir. Mesela onlar çünkü bir şeyleri sarılıyor, gazete kağıdına, kartona, martona sarılıp yatıyorlar. Tamam yatarsın da, sabaha kalkabilecek mi? Şimdi üşüdüğünde şiddetli uyku hissi gelir. Yani vücut donmaya doğru giderken çok şiddetli uyuma hissi gelir, derin bir uyuma hissi. O da oh ne güzel uyuyacağım diyor, hiçbir şey olmayacak zannediyor, uyur. Ertesi gün ölür. Ya kalktığında ölü kalkar. Mutlaka ve mutlaka hepsini soğuk havalarda uygun yerlere yerleştirmek lazım. Ya belediyenin ana görevlerinden biri bu olması lazım. Gerekirse bununla ilgili özel vakıf da kurulabilir. Evet, dinliyorum. Sayın Bahçeli'nin bugünkü konuşmasından bir bölüm vardı Adnan Bey. Temizlenmeli, mümbiş ve diğer fitne kaynakları, adi terör kampları, terörist üreme alanları yerle bir edilmeli. Gör ki ya hakim, medeniyet size çoktan beridir diş biliyor.
evvela parçalamak, sonra da yutmak diliyor. Yutmak isteyenin boğazına düğümlenir, yemek isteyenin azı dişini sökeriz. Biz Türk milletiyiz. Korkak ve kaçak yaşamaktansa kahramanca ve imanla ölümü tercih eder, sadece ruku ve secdede eğiliriz. Türkiye Cumhuriyet Hükümeti'nin meşru savunma ve beka mücadelesinde can pahasına yanındayız. Devletin şanını lekeletmemeye kararlıyız. Yiğit askerlerimizin duacısıyız. Allah kazamızı mübarek kılsın. Allah hainlerle mücadelede kerem ve lütfunu üzerimizden eksik etmesin. Hayret ediyorum Nurhan Akşener'e ya. Bir de gidiyor İyi Parti bilmem ne. Parti kuruyor ya. Senin böyle bir liderin varsa insan dizin dibinden ayrılmaz ya. İnsaf yani insaf. Daha ne istiyorsun ya? İyi Parti'ymiş. Ya kardeşim sana böyle bir lider verdiyse Allah, yat kalk Allah'a şükret, hamd et. Ne alaka ya? Tebrik ediyorum. Muhteşem, muhteşem. Çok güzel, tarihi bir konuşma. Evet, dinliyorum. Bankadaki faiz sistemleri İslam'a uygun mu? Yakışıklı mı? Bu güzellik neyin nesi bakayım? Sen önce bana bir söyle bakayım. O minicik burun falan, kulaklar falan var. Çok çok güzelsin sen maşallah. Çocukların nasıl şeker olduğu da anlaşılıyor yüzünden. Boylu boslu koca delikanlı olmuş ama çocukluğunun tatlılığı da kalmış. Allah sana uzun ömür versin. Hidayetiyle sersin. Cennette de kardeş etsin. Yakışıklı mı? Faizin her türlüsü haram. Ama tabi İslam yaşanan bir coğrafya olması gerekiyor. Tam anlamı yaşan. Yani velayet sistemi olması gerekiyor. Müslümana para verdiğinde üstüne para ver denir mi ya? Para satılmaz. İslam'da para satmak yok. Parayı ödünç verirsin. Evet. Para niye satılsın? Üstüne kar konu para satılır mı ya? Kamyon mu satıyorsun? Olmaz. Paranın satışı İslam'da haramdır. Para ödünç verilir sadece. Evet. En son ne zaman toplu taşıma aracı kullandınız? Yok şıkkım ya, zor bir soru. İşte akademi yıllarını kullandık. Herhalde bir 30 sene oluyordur. Evet, en son 30 yıl oluyordur. Ondan sonra bir daha kullanmadık. Ama şu teberrüken bir resim çektirmek için bir kere otobüse indim bindim, eğer onu esas saymazsak. Onu geçenlerde yapmıştık. Onun dışında otobüslere binmedim. Ama otobüsler hiç sağlıklı görünmüyor yani. Hanımlar açısından özellikle çok acı görüntü. Ben bakıyorum, vicdan azabı çekiyorum. Ayakta o güzelim insanlar, o havasız basık ortam, bir de ışıkları falan da çok korkunç yani. Görüntüsü de içerisi kabus gibi görünüyor böyle. Bu kadar iç karartıcı olması için bir neden yok. Yani içi böyle iç açıcı yapılabilir. Yani bir parça daha hacim verilebilir. O kadar basık olmasına gerek yok. Ne olur mesela bir 30 santim daha yüksek yapılabilir tavanı. Yani hani atlan deve mi derler ya, yani bu nedir? Bir şey olmaz. Hem daha havadar olur. Mesela beyaz olabilir renkler. Her yerde beyaz hakimiyet olabilir. Bilmiyorum. Ben çok iç karartıcı buluyorum ve çok acıyorum insanları iç otobüste üst üste giderlerken. Özellikle genç kızlara çok acıyorum, kadınlara çok acıyorum. Çok vicdan azabı çekiyorum. Evet, dinliyorum. Kadınları ağlatan erkekler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ay severim ben senin tatlılığını, ballığını. Şekerlik nasıl? Şeker. Tam şeker değil mi? Bir daha. Kadınları ağlatan erkekler hakkında ne düşünüyorsunuz? Kadınları ağlatan, eğer sevinçten ağlatıyorsa
güzel. Yani sevgiden ağlatıyorsa güzel. Ama oturup yani deli kızdırır gibi kızdırmaya çalışıyorsa yahut işte canını yakarak özellikle ağlatmaya çalışıyorsa bu haram olur, bunun bir açıklaması yok. Kime yaparsa yapsın haram olur. Zulüm haramdır. Ama tabii kadınlar da ona göre arkadaşlarını seçmeleri gerekir. Yani kendini ağlatacak değil de kendisine sevgi sunacak, kendine saygı sunacak, değer verecek, onu üstün tutacak, yüce görecek, onun için hayatını verebilecek insanları kendisine dost edinmesi gerekir, arkadaş edinmesi gerekir. Buna özen göstermek lazım. Yani boyu şu kadar, eni bu kadar, mühendis bilmem ne falan, onlar bir seçim gerekçesi olmaması lazım. Ahlakına, imanına, dürüstlüğüne, bencillikten, egoistlikten kurtulup kurtulmadığına, genel kültürüne, Allah'a kendini ne kadar teslim etmiş, ne kadar Allah için hizmet ediyor, bu gibi hususlara özen göstermek lazım. Öbür türlü Allah ağlatır zaten. Yani şahıs ağlatmaz, Allah ağlatır. Bir nevi belaya döner o. Allah vermesin. Evet, dinliyorum. Duyguları zayıf birinin imtihanı nasıl olur? Duyguları zayıf birinin imtihanı nasıl olur? Yani korkmuyor, üzülmüyor, tedirgin olmuyor. Umursuz, yani tepkisiz, ölü olma ihtimali yüksek demektir o zaman. Ölüyse zaten ona bir şey yok. Cehenneme de gider, oturur o yani. Ölülük alametleridir onlar yani. Yanında bir şey patlıyor, haber olmuyor. Biri bir şey diyor, duymuyor. Ölü adam işte. Ölünün imtihanı zaten cehennemdir. Nasıl benim balım? Çok güzel değil mi? Bugün onun yaş günüydü canım hanım. Yaş günü pastasını kestik be inşallah. Acayip sevindi, çok hoşuna gitti. Ne güzel insan ya maşallah. Çocukluğunun tatlılığı da üstünde. Kadın olarak da çok güzel. Her şey çok güzel. Maşallah. Çok beğeniyorum. Bayağı güzel. Elhamdülillah. Maşallah. Dinliyorum. Uyuklayan bir ördek var. Ah canım benim. Yazık. Herhalde yorgun, Allah'ım uyuyacak ama orada uygun değil anladığım kadarıyla. Halbuki bir sepeti falan olsa içinde böyle sıcak, yünlü kumaş olan, anında dağıtıp uyur yani. Ama onlar suda istiyorlar, yani ördek bakımı kolay değil. Kaz, ördek, köy olması lazım onlar, ırmak olan köy. O zaman acayip, çok iyi eğleniyorlar. Evet, dinliyorum. Makaleleriniz hakkında bilgi vermek istiyoruz Adnan Bey. Hindistan'ın en eski ve en köklü İngilizce günlük ulusal gazetesi The Pioneer'da yeni bir küresel aktör olarak Google başlıklı makaleniz yayınlandı. The Pioneer gazetesi 1865 yılında Hindistan'da kurulmuş en eski İngilizce basılı gazetelerinden biri. Ayrıca Hindistan'ın tirajı en yüksek gazetelerinden. Sizin gündemle ilgili son değerli fikirlerinizi anlattığınız makaleleriniz hem bu basılı gazetede hem de gazeteye ait web sitesinde yayınlanıyor maşallah, elhamdülillah. Yazınızda nefret kitlelerinin propaganda ve telkinle yaratıldığını, aynı yöntemlerin sevgi, dostluğun yaygınlaşması için de kullanılabileceğini anlatıyorsunuz. Bunun için Google gibi büyük internet platformlarının tüm yeteneklerini ve imkanlarını mutlu, özgür ve barış içinde yaşanacak bir dünya için seferber etmelerinin öneminden bahsediyorsunuz. Mısır ve Orta Doğu haberlerini okuyucularına taşıyan Mısır'ın önde gelen bağımsız İngilizce yayını Egyptian Streets'te Eski Dost Mısır ile Yeniden başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda Türkiye ile ilişkileri bir süredir askıda olan Mısır'la aramızdaki olumlu gelişmelerden bahsediyorsunuz.
bölge ülkelerinin ittifakta tereddüt etmelerinin daha fazla insanın kanının akmasına neden olduğunu, bunun sorumlusu olmaktansa bir an önce bu ateşi dindirecek bir dostluk ateşi alevlendirmenin öneminden bahsediyorsunuz. Adnan Bey, Egyptian Streets editörü size özel teşekkür mesajı gönderdi. Şöyle söylüyor: hem eğitici, öğretici hem de insanları imana yönelten makalelerinizle her sayfamızı şereflendirdiğiniz için, size milyonlarca kez teşekkür ederiz demişler. Maşallah, maşallah. Evet, dinliyorum. Hayvanlara yapılan eziyet gün geçtikçe artıyor. Hayvanlara eziyet edenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Ah severim ben senin tatlılığına, güzelliğine, o minicik burnuna. Canımın içi sen, ne merhametli, ne güzel huylu kızsın sen böyle. Ne kadar sevgi dolusun. Haklısın benim bir tanem. Onu söyledik elhamdülillah. Israrla da söyledim, hapis cezası çıksın dedi. Evet. Hükümete teklif götürdük. Evet, tak. Olay halloldu elhamdülillah. Şimdi hapis cezası var. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne de gitti olay. Ayrıca sahipli köpekler hükmünü de kaldırmaları için, evet, mahkemeden karar çıkması için İnşallah. Yargıtay'a da olay intikal etti. Mesele çok iyi olacak. İnşallah. Bundan sonra kellere, köpeklere zulüm yok, kuşlara. İnşallah. Evet, dinliyorum. Adnan Bey, yabancı basından makalelerinizi devam etmek istiyorum. Amerika'dan yayın yapan haber portalı News Rescue'da Orta Doğu terörünün hedef aldığı Hristiyanlar başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda PYD, PKK'nın 40 yıllık tarihleri boyunca tek yaptıklarının başta kendi halkları olmak üzere yollarına çıkan her millete zulmetmek olduğunu, Batı'nın bu komünist teröristleri müttefik olarak görerek ateşle oynadıklarını belirtiyorsunuz. Terör örgütlerinin paralı asker olarak kullanılıp silahlandırılması politikasının bölgede hiç dinmeyecek yeni bir savaşın fitilini ateşleyeceğini, bundan da en çok masum Hristiyanlar, Müslümanlar, Museviler, Araplar, Kürtler, Türkmenler, kısaca bölge halkının zarar göreceğini vurguluyorsunuz. News Rescue'da ayrıca evrim teorisini çökerttiğiniz New Scientist, Nature gibi evrimci yayınların Alesi aldatmacasına cevap başlıklı makaleniz yayınlandı. News Rescue'da. Ayrıca Amerika merkezli Jefferson Corner sitesinde eski dostumuz Yunanistan başlıklı makaleniz yayınlandı. Yunanistan'ın çöküşü üzerinden prim elde etmek isteyenlere inat, Yunanistan'ı kalkındırarak beraber güçlenmeyi hedeflenmemiz gerektiğini anlatıyorsunuz makalenizde. Çok güzel. Maşallah. Evet. Şimdi kısa bir ara verelim, devam edelim. Yayınımıza videolarla devam ediyoruz.